Elimizde çok güzel değerler var. Allah razı olsun Akif Bey. Akif Bey bu süreç içerisinde devamlı çalıştık. Biz devamlı kendisini rahatsız ettik. Ne durumdayız Akif Bey? Ne durumdayız? Adam da gayet güzel cevaplar verdi. Şeyde mimarda hazırlanıyor. Avan projeler hazırlanıyor. Hazırladık ettik ama adam istediğimiz projeyi çıkartmadı. Sizler de yanlış anlaşılmasın diye biz böyle bir projeyle karşınıza çıkmadık. Çünkü biz de beğenmedik. Aynı metrekareyi veriyor fakat farklı farklı şeylerle çizmiş adam. Yok dedik böyle bir projeyi istemiyoruz. Mimar yanlış çizmiş. Yanlış çizmiş. Dolayısıyla biz sürecin her anında her yapılanı denetleyerek yeri gelecek belki danışman arkadaşları denetleyeceğiz. Yapmıyorsun görevini diyeceğiz Erol Bey'e. Ama sizler adına diyeceğiz bunu. Sizler bize güvenmez iseniz. Ki güvenmeniz için güvenebileceğiniz az sonra insanları seçtireceğiz. Yani bu yolda gidelim diyor iseniz. Yani 30 yıldır da Büyükçekmece'de ikamet ediyorum. 55 yıldır da İstanbulluyum. 2012 yılında bu yasa dediğimiz 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası Mayıs ayı itibariyle yürürlüğe girdi. Aradan tam 10 yıl hatta 11 yıl geçti ama hala daha birçok toplantımda sizler gibi bireysel, toplu veya site bazında İstanbul'un birçok ilçesinde Türkiye'nin ona yakın ilinde hizmet verdiğimiz, yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla ilgili olarak geçtiğimiz 10 yıl içerisinde hala daha kentsel dönüşümün baş harfi var ya K harfi, K harfinde olduğumuzu görüyoruz. Gerçekten şu anda tam incelemelerinizi yapmadım ama umarım bir sonraki aşamada sizlerle çalışma fırsatımız olur. Sizin geminizin kaptanı olarak sizi en sağlıklı limandan alıp en sağlıklı limana kadar götürmeyi arzu ederim. Çalışmak isterseniz çalışırım, sıkıntı değil. Ama şunu unutmayın. Şu anda Bahçelievler bölgesinde binalarını yenilemek, dairelerini yenilemek için kat maliklerimiz minimum 1 milyon 250 bin lira. 2 milyon lira arasında bir bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Yani 85 bin dolarla 100 bin dolar arasında bir para ödemek zorunda kalıyorlar dairelerini yenilemek için. Burada diyorum ki sayın kat maliklerim, 85 bin, 90 bin doları gözden çıkarıyorsunuz. Bir de tabii ki yine tenzih ederek söyleyeceğim ama bazı uyanık çıkarcı arkadaşlar bilmeyen kat maliklerimizi ele geçirdikleri zaman onun cebinden o parayı en kısa sürede nasıl alırım diye düşünüyorlar. Bu durumda da siz kat maliklerimiz bu sürü psikolojisi dediğim bir de korku var. Korku onu da değineceğim. Aman ha bak Ayşe abla sen dahil imza atmazsan sadece sen kaldın. Hepsi yalan. Atmazsan imzayı daireni satarız ha. Eyvah Ayşe teyze yandım Allah gece uykuları gitti kalp krizi geçirme safhasına geldi bile. Şimdi korku mekanizmasını lütfen rica ediyorum. Burada kaç kişiyseniz inanın bana şu kadar dahi kafanıza takmayın bir. Kim böyle tehdit ederse kesinlikle ve kesinlikle aklını... Orada bütün ayrıntılar var. Sorunuzun cevabı orada olacaktır. Karar verdiğinizde biz her zaman yanınızdayız. Buyurun abi. Söylemiş olduğunuz şerefli yargı tam olarak anlayamadık. Şerefli yargı bunu biraz daha açarsanız memnun oluruz. Yerine 6306 sayılı afet bölgelerinin dönüştürülmesiyle ilgili kanunda biliyorsunuz bir üçte iki, üçte bir kuralı var. Az evvel değindiniz. Burada eğer üçte bire kalanlar doğru yol izlerlerse hisselerinin satılamayacağını söylediniz. Yoksa biz yanlış var. Beraber sorunuzu sorarsanız çok sevinirim.
topladık burada olan. Tamam. Değerli katma hakimiz, öncelikle şunu söyleyeyim. Şerefiye hakkı. Şerefiye hakkı şu. Hani daireleriniz ufaklık, büyüklük, metrekare bazında değişiklik göstermekte. Ayrıca kat farkları arasında yine bir fiyatlama açısından bir değişiklik göstermekte. Yine ön ve arka görüntü, işte manzara, lokasyon dediğimiz bir durumda farklılık göstermekte. Bu gibi, şimdi şöyle abla, şöyle demek, herkesin dairesi 100'er metrekare ama sizin daire ön tarafta deniz görüyor, benim daire arka tarafta görmüyor. Herkes aynı dairesini geri almayacak. Benim daireyi almışım. Siz geri dönmeyin. İşte onu diyorum. Onu sordu. Şerefiye hakkı nedir diye. Şimdi herkes 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre bulunduğu katta, bulunduğu lokasyonda, yönde. Basamaktaki adamla konuşalım. Adamla neyi konuşalım? Elimizde çok güzel değerler var. Allah razı olsun Akif Bey. Akif Bey bu süreç içerisinde devamlı çalıştık. Biz devamlı kendisini rahatsız ettik. Ne durumdayız Akif Bey? Ne durumdayız? Adam da gayet güzel cevaplar verdi. Şeyde mimarda hazırlanıyor. Avan projeler hazırlanıyor. Hazırladık ettik ama adam istediğimiz projeyi çıkartmadı. Sizler de yanlış anlaşılmasın diye biz böyle bir projeyle karşınıza çıkmadık çünkü biz de beğenmedik. Aynı metrekareyi veriyor fakat farklı şeylerle çizmiş adam. Yok dedi, böyle bir projeyi istemiyoruz. Mimar yanlış çizmiş. Dolayısıyla biz sürecin her anında her yapılanı denetleyerek yeri gelecek belki danışman arkadaşla denetleyeceğiz. Yapmıyorsun görevini diyeceğiz Erol Bey'e. Ama sizler adına diyeceğiz bunu. Sizler bize güvenmez iseniz. Ki güvenmeniz için güvenebileceğiniz az sonra insanları seçtireceğiz. Yani bu yolda gidelim diyor iseniz az sonra güveneceğiniz insanlardan oluşan deprem dönüşüm süreci içerisinde sizi temsil edecek temsilciler meclisini seçeceğiz. Her binadan ikişer kişi seçeceğiz. Kime güveniyorsanız onlara aday yapın. Yönetim kurulu fes olacak. Bu süreç içerisinde yönetim kurulu fes olacak. Tabii ki belli bir aşamadan sonra artık geri dönüşü olmayan alana girdik. Geri dönüşme başlıyoruz kentsel dönüşme. Tamam yönetim kurulu yok. Ne var? Temsilciler meclisi var. Bu meclis, bu heyet sizlerin haklarını her an her şeyde savunacak platformda. Avukatla dahi konuşurken savunacak. Avukat sizi savunacak ama avukattan önce o sizi avukata karşı da savunacak. Dolayısıyla bunlar sizlerin canlarınız, ciğerleriniz olacak. Komşularınız, kardeşleriniz olacak. Bu adamlara güvenmezseniz şimdiden azarlar gibi şunu da yapacaksınız. Bunu da yapmıyorsunuz. Şöyle yapar. Ya bu adamları her şeyden önce işte başlamadan şey yapmayın. Korkutmayın ya. Yönetici seçemiyorsunuz arkadaşlar korkuttuğunuz için.